İrmik ve şeker tencerimizi aldık. Üzerine sütümüzü ilave ediyoruz. Şimdi tatlımızı kısık ateşte sürekli karıştırarak o bildiğimiz muhallebi kıvamını alana kadar pişireceğiz. Yani bu ortalama 10-15 dakika kadar sürebilir. Tatlımız pişti. Çok da güzel kıvam aldı gördüğünüz gibi. Şimdi bu tatlının bir kısmını bir kabın içerisine boşaltacağız. Çok fazla değil, bir kısmını boşaltacağız. Tamamıyla göz kararı. Ayırmış olduğumuz irmiğin içerisine bir poşet çikolatalı krem şanti koyacağız. Ve iyice karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra bir kenara alalım. Bir kabın içerisine tekrardan göz kararı irmik koydum. Bu sefer üzerine bir paket çilekli krem şanti boşalttım. Pardon. Çilekli krem şanti boşalttım. Şimdi tekrardan karıştıracağız bunu da. Ben küçük bir kare borcam kullanacağım. İçine birazcık su koydum, ıslattım. Şimdi kalan irmik tatlımızı içerisine döküyorum. Bir kasenin içine birazcık süt aldım. Kaşığımızı şöyle sütün içerisine batırıyoruz. Daha sonra bu şekilde tatlımızı düzleştiriyoruz. Süte bastırmamızın nedeni kaşığa yapışmaması. Böyle daha kolay bir şekilde yayabiliriz tatlıyı. Sade irmiği düzleştirerek iyice yaydık. Şimdi üzerine kakaolu irmiği ekleyeceğim. Çikolatalı da irmiği döktükten sonra yine böyle kaşığı ara sıra süte batırarak düzleştirdim. Siz de bu şekilde yaparsanız daha kolay düzleştirirsiniz. Şimdi son kalan irmiğimizde yani çilekli krem şanti irmiğimizi dökeceğiz üzerine. Çilekli irmiği de döktükten sonra şimdi tatlımızı buzdolabına kaldıracağız. En az 3 saat buzdolabında bekletmemiz lazım ki keserken sorun yaşamayalım. Güzel bir şekilde kesip dilimleyebilirim. 3 renkli irmik tatlımız hazır. Gördüğünüz gibi yapımı çok pratik. Çok da hafif ve lezzetli bir tatlı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bu arada sizlerden bir ricam var. Videolarımı beğenir, paylaşır ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.